Birbirimizi sevme ve nefret etme noktasındaki o hassas denge zannediyorum Hazreti Ali'nin şu yaşadığı olayla tam zihnimize kazınacaktır. Yer Hendek gazvesidir. Diğer ismi neydi Hendek'in? Ahzab savaşları. Amr bin Hud isminde 1000 savaşçıya bedel diye bir küffar var karşıda ve bağırıp duruyor sürekli. Beni öldürdüğünüzde siz cennete, ben cehenneme gidecekmişim. Haydi bakalım, haydi bakalım, gelin de gösterin diye bağırıyor. Ve kahraman olan Hazreti Ali Efendimiz buna tahammül edemiyor. Kalkıp Resulullah Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Resulullah müsaade et, müsaade et, şu adama haddini bildireyim deyince İclisi ey Ali innehu amr diyor. Otur ey Ali, o amırdır diyor. Ona müsaade etmek istemiyor. İkinci defa, üçüncü defa Hazreti Ali Efendimiz ısrar edince, ya Resulallah benim gitmem lazım deyince Efendimiz ona müsaade ediyor. Elini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi Uhud'da Hamza'mı aldığın gibi etme, Ali'yi bana geri gönder diyor. Amr'la birden kılıç kılıça savaşa tutuluyor. Ortalık toz duman oluyor. O yüzden izleyenler olayı göremiyorlar. Bir an poz bulutunun içerisinden Hazreti Ali Efendimiz bir iki dakikalığına çıkıyor orada. Sahabe Efendimiz hayret ediyor. Çıkmış, şöyle durmuş ve bir şey düşünüyor. Bir iki dakika düşündükten sonra tekrar içeri giriyor. Toz bulutu olduğu için kimse olayın farkında değil. O toz bulutunun içerisinden tekbir sesini duyunca anlıyorlar ki Hazreti Ali Efendimiz öldürmüş adam. Bu hadiseden sonra Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar. Toz bulutunun içerisinden neden çıktın? Çıktıktan sonra neden girdin? Amr'ı yere yatırıp kılıcı boğazına dayadığım anda suratıma tükürdü diyor. Allah rızası için mi öldüreceğim emin olamadığım için dışarı çıktım. Dışarıda kalbimi yokladım. Kalbimde bir problem görmeyince girdim toz bulutuna ve yapmam gerekeni yaptım diyor. Küffara karşı bile konu Allah'ın rızası olunca kalbine dönüp bakarken bizim Müslümanlara karşı merhametsizce tavırlarımız acaba İslam'da yeri neresidir? Bir sormamız gerekmez mi? Ayette bile onlar aralarında merhametli ama dışarıya, küffara karşı şedittir diyor mu, demiyor mu? Çok ilginç bir durum. Bizden İslam'ın özü çalınmış, kabukla oynayıp duruyoruz. Hele bir birisi bizim menfaatimize bassın, yüzümüze tükürme hadiselerini, biz bunları anca masada anlatıyoruz. Anladınız mı bilgi putu ne demek? Anladınız mı kendi hayatımızda bir türlü bunları yaşayamamak ne demek? Anladınız mı namaza durduğumuzda içinde tat yok ne demek? Neden tat yok? Bu hadiseler bizim imanımızın kıvamında yer almadıkça imanın lezzeti de bizden uzak olacaktır.